dinlerden biri tanrı, diri tanrıça. Milattan önce 13. yüzyılın rengi etrafına yakınmış demişler. Bir wifi ama çok inandırıcı gelmiyor. Kır kahvemiz açılmıştır, çok güzel. Herkese yeni bir günden kocaman bir günaydın. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir, çok mutlusunuzdur, çok sağlıklısınızdır. Zaten sağlık ve mutluluk olduğu zaman gerisini çok önemsememek lazım. Geri kalan her şey halloluyor. Bugün gerçekten çok güzel bir yer keşfedeceğiz. Ben de çok şaşırdım. Biraz araştırma yaptım. Sonsuz Şükran Köyü. Abi bu köy sanatçılar için özel kurulmuş. Alanında çok profesyonel sanatçıların kendilerini böyle bakir bölgeye atma hevesiyle kurulmuş ama içerideki her şey doğal. Oradaki kapıdan girdiğiniz anda oluşan bütün yapılar sanatçıların kendi ellerinden çıkmış ve sanatçılar bedelsiz olarak bu öğretilerini çevreden gelen insanlara da öğretiyorlarmış. Yani heykel yapıyorlarmış, ne bileyim oyma yapıyorlarmış, ahşaba, bunun gibi birçok etkinlik yapıyorlarmış. Gerçekten çok hoş bir köye benziyor. Bugün Dilek'le beraber oraya gideceğiz. Dilek öğleden sonra gelecek. Malum buralar çok sıcak. Şimdi ben de Düldül'ü güzelce bir temizleyeceğim. Bu dışı var ya, berbat oldu, bembeyaz oldu, gösteririm şimdi. Bir de şu alt yazılar için gerçekten özür dilerim. Çok tatlı bir arkadaşla çalışıyorum. Küçük bir arkadaş. Çok heyecanlı bir arkadaş. Ben geç yüklediğim için videoyu günlük, yani akşam 7 gibi yüklediğim için artık bir saati kalıyor. Bir saat içinde de çok başaramıyor. Ben de destek atıyorum ama böyle bir karmaşıklık oluyor. Altyazı koymamak da tabii ki bir seçenek ama gerçekten işitme engelli dostlarımız bana çok yazıyor ve onları görmezden gelemeyiz. Onlar için işler yapmak zorundayız. Yani bu benim üzerimde bir mesuliyet. Ben bunu çözeceğim. Zaten bedavaya da yaptırmıyorum. Yani düşük de olsa bir rakam ödüyorum çocuğa. Kendim de olmadı emek sarf edeceğim. Bilmiyorum, bir şekilde bunu halledeceğim. Yani bundan sonraki videoların hepsine altyazı olacak. Ama işte şu geçiş evresinde çıkan saçma sapan cümlelerden dolayı gerçekten özür dilerim sizden. O zaman hadi kahvemizi içelim, sonra Düldül'ün bir temizleyelim hazır benzinlikte uyanmışken. Ondan sonra biliyorsunuz yarın erkenden Konya yoluna gideceğiz. Konya'ya doğru. Kovada dönüşünde yolda çalışma vardı. Baksanıza şu toza. Bir beni yıkam yazmadıkları kalmış. Bak şuraya bak. Komple toz. İçini temizledim. Şimdi dışını da şurada paralı otomatlar var. Orada yıkayacağım. Bir tertemiz edeceğim ama kaç paradır nedir bilmiyorum. Herhalde 1 lirayla çalışıyor. Orası bir boşalsın. Oraya götürüp yıkayacağım. Düldül'ün motorunu hep soruyordunuz. Bir sıkıntı var mı? Nasıl? Bundan bahsetmiyorsun diye. Gerçekten tıkır tıkır saat gibi çalışıyor. Abimin tekrar tekrar eline koluna sağlık. Harbiden emek verince, işi düzgün yapınca düzenmeyecek hiçbir araba yok. İşte Ankara'da bir basiret bağlanması oldu, götürdüm işte. Yaptığım ender hatalardan. Ama yapacak bir şey yok. Onu gördükten sonra Düldül benim için çok daha değerli oldu. Şimdi her şeyine dikkat ediyorum. 3-4 günde bir suyuna bakıyorum, yağına bakıyorum. En ufak bir ses gelince sağa çekip bakıyorum. Şimdi benim plastiğin üstünden geçsem bile tedirgin oluyorum. O kışır kışır ses geliyor ya. Ondan tedirgin olup aşağı inip bakıyorum, tekerlerini kontrol ediyorum falan. İnanılmaz böyle düşkün oldum çocuğa. Yani benim için gerçekten Düldül'ün bir ruhu var ve ben o ruha çok aşığım. Şimdi onun dışını bir temizlemek lazım, yoksa küser çocuk. Bak motor sesini de size dinleteyim. Saat gibi tik tak tik tak tik tak. Düldül'ü güzelce temizleyelim. Ondan sonra da Dilek'le buluşacağız. Dilek'le beraber geziye gideceğiz. Öncesinde Eflatun Pınarı'na da uğrayacakmışız. Orası da bize çok yakınmış. Ama önce Düldül'ü bir temizlemek lazım. Hadi.
Öncesinde burada bir su tuttum. Çünkü orada su da köpüklü 2 lira ve süreli. Muhtemelen su çok az bir süreye dahildi. O yüzden önce bir şeyini akıttım, tozunu, toprağını. Şimdi gene orası doldu. Onu bekleyeceğim. Ondan sonra tekrar yıkamaya geçeceğim. Vallahi senden de yıkama hemen olurmuş ha. Temiz oldu. Ama aklınızda olsun. Köpük yaparsınız eğer. Köpük 35 saniye falan yetmiyor yani. Ben diğer tarafı yaptım, bu tarafı yaptım. Burayı zar zor yaptım. Bagaja yetmedi. Bagaja da sıvı sıvı. Bastım geçtim vallahi. Ama kırıl kırıl. Bagaj biraz kirli kaldı ama yapacak bir şey yok. Ama su bayağı yeterli. 2 dakika, 3 dakika falan. Abim görse kesin beğenmez yıkamamı ama yapacak bir şey yok. Yalnız var ya, pırıl pırıl oldu. Baksanıza. Ya seni yerim ya. Bak bak şu güzelliğe bak. Bak şöyle akıntılar oldu. Bunu silsem geçer mi acaba? Geçti gibi silince ama bilemedim. Neyse. Düldül'ün temizliği bitti ama benim durumum gördüğünüz gibi böyle domates gibi oldum aynı. Dilek şimdi gelmek üzereymiş. Hazırlanıp onun gelmesini bekleyeceğim. Tek araba devam edeceğiz yolu. Onun arabasıyla gideceğiz. Düldül'ü burada benzinlikte bırakıp devam edeceğim. O zaman yolda görüşürüz. Ben bir üstümü değiştireyim. Her yerim ıslandı. Kuyu mu? Şu sistem. Ucunda kova var. Kovayı, sopayı kaldırdığın zaman kaldı şey gibi. Tahterevalli gibi bir taraf kalkarken diğer taraf geliyor. Olabilir. Ha burası. Ha burası bu kadar işte. Eflatun Pınarı. Gerçi burada yazılanların hepsini sen anlatacaksın şimdi. Beyşehir Havzası'nda yaşayan balıklar. Yo. Balıkları diyor. Ha şurada mı? Diyor bak. Senatör var mı? Biraz uzun durmuş. Senatör yok. Şu olabilir belki. Burada olabilir. Burada balıklar falan da varmış içinde. Onları anlatıyor işte. 19 tane büyük taş bloğun üstünde diyor. Şuraya anlatıyor. Evet. O zaman hadi gidelim. Evet biz sanki yanlış yerden girdik. Ama buradan giren vardı, biz oradan şaşırttılar. Bizi şaşırttılar. İş. Suyun kaynağı burası mı şimdi? Orası. Bunun içi yan buralardan hep kaynıyor. Sular. Evet baksana ne biçim kaynıyor. Ve işte kutsal bir yer olduğu için işte güneşe göre bu taşların şeyini konumlandırmışlar. Güneşin karşıda işte birbirini selamlıyor, bir şey oluyor.
Ya burada bir kompozisyon anlatılmış bunun etrafında. Tam bilmiyorum şu an. Sana arabada açacağım gibi. Hadi başarabilirsin, hadi. Hadi. Dur, su içecek. Hadi kız. Hadi kız. Benim suyu hiç sevmez. Onun tam karşısına bir tane şey koymuş. Burada var ya. Şu ortadaki kendi şeylerini. Şu küçük şey diyorsun değil mi, evet, sembolü? Evet. Bunlar birbirlerini bir selamlıyorlar. Bir anlamı var, aynen. Bu suyun şifalı olduğunu falan söylüyorlarmış. Aynen. Burada bu suyu böyle şey yapıyorlar, topluyorlar. İhtiyaç halinde kullanmak için toplamışlar. Tam kaynağında da çevreledikleri için en temiz yerden. Böyle bir yer elde etmişler. Aynen. Burası ne, mezar mı? Yoksa burada da mı acaba varmış zamanında? Bölümleri vardır mesela. Meraklı. Şekilleri çizilmiş, silinmiş gitmiş ama onlardan biri tanrı, biri tanrıça. Aşağıdaki üç şeklin bir anlamı var. Bu başka bir yerde mi? Başka bir yerdeymiş. Hani insanlar geldiğinde beraber görsün diye. Kesin bunun da bir anlamı var değil mi? Başka var. Şu aşağıdakilere benziyor şeyler mi? Arkası o zaman bu taşın aslında. He bak burada. Bir hayvan figürü gibi. Buram ben gittim diyor. Buradan çıkan su da göle kadar gidiyor. Buradan çıkan su göle kadar gidiyor. Ulaşıyor yani. Göl zaten bu sularla besleniyor. O zaman bunun gibi birçok kaynak var. Tabii sadece de, burası yok. O kadar çok kaynak var ki. Ama Hititler burayı sadece kutsal olarak ilan edip, evet, bunları döşemişler. Ve buraya Efratun Pınar diyorlar. İki rivayet var. Bir rivayete göre taşların rengi yapıldığı zaman Efratunmuş. Suyun rengi Efratun'a yakınmış demişler. Bir rivayet var ama çok inandırıcı gelmiyor. Biri de yaklaşık 9 yıl yapıldıktan, hani 900 yıl sonra falan. 900 yıl. Var ya Efratun. Tamam. O burada bir süre yaşamış. Onun adını vermişler. Hani çok sonralardan da olsa Efratun diye anılmaya başlamış. İkinci daha söylediğin daha inandırıcı geldi. O zaman devam edelim. Ve bu şu su da bir elimiz yüzümüzü yıkasak mı ya? Şu kenardan olur. İnip Siri de bir su içsin orada. Oha, buz gibi lan. Kaynak suyu. Oha. Hayır, direkt yüzmeye başlıyor. Her an atabilirsin. Evet, hemen. Ben kolay atmaya devam edeyim. Bak, sinirlendim. Milattan önce 13. yüzyılın son çeyreğinde yapılmış burası. Hala heybetini koruyor. Tabii zamanla o kadar çok yaşanmışlık gördükçe tabii ki de hasar almıştır. Ama gördüğünüz gibi hala heybetini koruyor Tanrı ve Tanrıçamız. Artık diğer bir konuma doğru gidiyoruz. Diğer konum neydi? Sonsuz Şükran Köyü. Sonsuz Şükran Köyü. Çavuş Köyü. Çavuş Mahallesi. O zaman oraya doğru hareket ediyoruz. Güneşi batırmadan hemen varalım istiyoruz şey. Bakalım. Sonsuz Şükran Köyü sağda. Şimdi köpekle gidiliyor mu? Bunlar hep sanatçıların el yapımı mı? Vay arkadaş. İki tane arabacık var. Giriş ücreti vesaire yok. Hava kararmadan Sonsuz Şükran Köyü'ne geldik. Kır kahvemiz açılmıştır, çok güzel. Fiyatlar da yazıyor bak. Çay 2 lira, Nescafe 5 lira, Türk kahvesi 5 lira. Şöyle bir yer. Çok sempatik olmuş bu, değil mi? Güzel olmuş.
Bundan sonrasını artık size sesli olarak anlatacağım. Çünkü orada yaşayan 6 tane köpeğimiz Siri'nin gelişinden çok memnun olmayıp gezi boyunca bizi havlayarak rahatsız ettiler. Saldırganlıkları yok ama alan onların olduğu için yabancı bir köpek istemiyorlar. Eğer siz de ziyarete gitmeyi düşünüyorsanız köpeğinizle gitmemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok zor oluyor. O zaman hadi başlayalım. Türkiye'de ilk ve tek olma unvanını taşıyan bu proje, sanatçıların turistik taarruzlara maruz kalmamış, özgün ve bakir bir yer aramasından dolayı üremiş. Burası Hüyük ilçesi, Çavuş Mahallesi'ne bağlı güzel ve sakin bir yerleşim alanı. İçerisi tamamen kerpiç evlerle dolu. İçerisinde parklar, deneme bahçeleri, yerleşim alanları, konutlar, kültür merkezleri ve muhtelif sanat otelleri bulunmakta. Köyün kurucusu Mehmet Taşdiken, içeride yaptığı deneme bahçeleri, atölyelerle, oradaki yaşayan sanatçılarla köylüleri birleştirmek istiyor. Sadece yaz aylarında bir dinlenme mekanı olarak değil, aynı zamanda katılımcıların burayı kendi köylere gidip benimseyerek yılbaşında, bayramlarda, milli günlerde, doğum günlerinde buluşacakları bir yer organize etmiş. Aynı zamanda Sonsuz Şükran Köyü'nde yaşayan tüm sanatçılar yılın belli dönemlerinde farklı festivallerle dışarıya dönük misafir ağırlamakta. Bu misafirlere resim, heykelden tutun da birçok alanda sanatlarını öğretmeye çalışıyor. Heykel yapan küçücük çocuklar görebilirsiniz alan içinde. Dışarıdan birçok misafir kabul eden bu köyde kesinlikle bir giriş ücreti bulunmamakta. Köyün içine var olan kır kahvesine oturup çayınızı, kahvenizi yudumlarken orada yaşayan sanatçılardan herhangi biriyle oturup uzun uzun sohbetler edebilirsiniz. Hatta şanslıysanız misafirlere gösterilmek için yapılmış kerpiç evleri de ziyaret edebilirsiniz.